Amerika'ya olan antipatim devam ediyordu. Avrupa'da da çok mutlu olamamıştım. İyi olmayacaksa devam etmenin anlamı yok diye düşünmüştüm. Ve Amerika'ya gitmeyi de aslında hiç istemiyordum. Kopenhag'dan kabul mektubu geldi, çok mutluyum. Sonra Cornell'den geldi, içime bir ağırlık çöktü. Sokakta insanlar buluyorum, Amerika'da buluyor. Ama ben şeyin farkında değildim yani. Benim kendi içime gireceğim ortam böyle şeylerin olduğu ortam değil. Amerika'da gerçekten kötü yaşayan insanlar var. Ama bu ben olmayacağım. Ve aynı zamanda Avrupa'yı da gözümde büyütüyormuşum. Şeyi fark ettim. Konlarda bir dönem geçirdim. Burada 2,5 sene, 5 dönem geçirdim. Ve tanıştığım insanlar, kurduğum bağlantı o bir dönemde kalan 5 döneme kıyasla çok çok daha iyiydi. Ama Amerika gözlemleyebildiğim kadarıyla hani gitmek isteyebileceğiniz yerlerde Almanya'ya kıyasla daha pahalı. Ama geçinebilme olarak en azından benim şahsi gözlemim, yani Almanya'da bir doktora programına kabul alsaydım, günün sonunda cebime kalan, yaşamam için gereken harcamaları yaptıktan sonra yemektir, kiradır vesaire, cebime kalan para Amerika'da daha fazla. Herkese merhaba. Bugün Baran Zadeoğlu'yla birlikteyiz. Kendisi şu an Amerika'da doktor öğrencisi. Onun öncesinde Bonn'da yüksek lisansını tamamladı. Kendisiyle özellikle gitmeyi düşünenler varsa hem biraz Amerika'dan hem Almanya'dan konuşacağız. Baran'ın özelliği şu, iki ülkeyi de gördüğü ve kısa sürede olsa buralarda yaşamayı tecrübe ettiği için bize bir takım bilgiler verebilir diye düşündük. Bakalım ne çıkacak? Sohbetimize başlayalım istersen Baran. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban Bayramı'nın ilk günü çekiyoruz. Evet. Onu belirtelim. Gurbette kimsesiz olunca. Ne oldu? Bayramda işimiz gücümüz yok. Hadi gel video çekelim. Yani, evet. Adım Baran, soyadım Zadeoğlu. Lisans eğitimimi Bilkent'te matematik bölümünde yaptım. Sonrasında buraya geldim, Bonn'a. Matematik yüksek lisansı yaptım. Üstüne de şu an Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Bir dönem geçirdim. O kadar şey anlatıyorsun ki böyle aslında hepsi çok iyi üniversiteler. Ama sen böyle çok güzel normal bir şekilde anlatıyorsun. İsim satmak bana zaten çok suni geliyor. Bilkent mezunuyum arkadaşlar falan diye dolaşmanın çok bir manası yok zaten. Yaptığın iş onu belli ediyor. Evet, ki sen belirtmiyorsun ama mesela şu an gittiğin üniversite, yani doktoranı yaptığın üniversitede aslında Amerikan bu Ivy League seviyesinde olan üniversitelerden birisi. Tabii. Ki bilen bilir bunu. Evet. Ama şimdi Ivy League demek de tabii Ivy League'de olmayıp Ivy League'de olan üniversitelerden iyi üniversiteler de var. MIT olur. Belki Caltech. Chicago kesinlikle. Ama evet, yani iyi bir üniversite. Kalbur üstü. Şimdi Baran, sen işte anlatıyorsun ya böyle işte Bilkent, ondan sonra Almanya, ondan sonra Amerika'ya uzanan bir yolculuktan bahsediyorsun. Mesela bu Türkiye'de yaşayan birisi için aslında çok istenilen, hayal edilebilen bir hikaye gibi duruyor. Ben de işte birazcık seninle konuşmak istemem dedin de bunu yaşaman. Yani işte Türkiye'yi biliyorsun çünkü orada yaşadın, doğdun, üniversite bitirdin. Almanya'yı biliyorsun, burada bir master tamamladın, yaşadın bir süre. Şimdi Amerika'dasın, Amerika'yı biliyorsun, gördün. Amerika ile Almanya'yı biraz kıyaslayabiliriz mesela. Oradan başlayabiliriz. Tamam. Şimdi eğitim sisteminde şöyle bir temel farklılık var. Lisans sonrası eğitim sisteminde. Avrupa usulü genelde lisans sonrasında bir master, sonrasında bir doktoradır. Master 2 sene, doktora 3-4 senedir. Yani aşağı yukarı 5-7 sene arası. İşte bazen master biraz daha uzun olabilir. Bir süreç alır ve bu iki parçadır. Amerika'da ise master programları çok nadirdir. Doktora programları da neredeyse ve neredeyse her zaman bütünleşik doktora programıdır. Haliyle Avrupa'da 3-4 yıl olan doktora programı Amerika'da 5-6 yıldır. Öğrenciler ilk 1-2 senesinde ders alır. O yüzden öğrenciler doktoraya lisanstan sonra giderler. Avrupa'da ise lisanstan sonra yüksek lisans, sonra doktora olur. Aslında bu iki sistem birbiriyle çok uyumlu değil. Birinden ötekine geçmeye çalıştığınızda da tabii bir takım krizler oluyor. Belki Türkiye'deki insanlar için en ve en önemli şey bu işin finansman noktası belki de. Çünkü cebinizden zaten yılda yurt dışında yaşamanız gerekecek kadar parayı çıkartabiliyorsanız önünüz daha açık. Ama benim gibi, buradaki birçok Türk öğrenci gibi ya da Amerika'daki birçok Türk öğrenci gibi bir yerden para bulup gelmeniz gerekiyorsa burada işler biraz daha değişiyor. Çünkü Avrupa'da yüksek lisans düzeyinde fonlama çok az. Amerika'da ise doktora düzeyinde fonlama var. Ama aradaki fark şu, Avrupa'da doktoraya başlamak için yüksek lisansınız olması gerekiyor. Amerika'da doktoraya başlamanız için lisansınız olması gerekiyor. Peki o lisans Türkiye'de bitirseniz de kabul oluyor mu? Mesela tabii. Türkiye'de lisansı bitir ama Amerika'da doktoraya gidebiliyorsun. Tabii. Güzel. Yani böyle opsiyonlar benim için de vardı. Şu an Amerika'daki birçok doktora öğrencisi de başka bir yüksek lisans yapmadan yapıyorlar. Sen Almanya'ya geldin. Neden o zaman Almanya'yı tercih etmiştin ve Almanya'da master bitirden sonra neden burada doktoraya devam etmedin de Amerika'ya uzandın gibi bir soru. Ya bu çok karmaşık şeyler. Açıkçası ben master
geldiğimde Almanya'ya aklımda Amerika'ya dair negatif düşünceler vardı. Ama hem Amerika'da hem Avrupa'da başvurular yapmıştım. Ve dürüst olmak gerekirse çok umduğum gibi de bir sonuç alamamıştım. Yani Amerika'da da gidebileceğim yerler vardı. Avrupa'da da vardı. Ve Avrupa'da bir risk alıp, çünkü o zamanlar Bonn Üniversitesi'ne kabulüm vardı ama bir finansmanım daha belli değildi. Yani bir burs başvurusundan bir süreçteydim. Amerika'daki teklifi reddedip, o sürecin geçmesini bekleyip, o bursun çıktı yani şansıma. Öyle geldim. Bunun içinde daha kişisel nedenler de var. Avrupa'ya o zaman olan sempatim var. Amerika'da istediğim sonucu alamamak var. Ve aslında doktora yaptığınız yerde çok önemli. Ve Amerika'ya gidersem doktora olacaktı ve hani doktora programına girdiğinizden sonra artık bir basamak atlama şansınız da yok. Ve yüksek lisans da tabii hani var. Şimdi Bonn'da hani basamak atlanacak bir yer değil matematikte aslında. Hani beni Bonn'da doktora kabul etseler kalın etmedi. Ama etmedi. Yani. Az önce dedin ki Avrupa'da master finansmanı çok yok. Evet. Sen bu sorunu nasıl çözdün? Onu merak ediyorum. TEVDAD bursu, DAAD, Deutscher Akademischer Austausch Dienst biliyorsun. Hani TEVDAD'ın evet. Eğitim var. Onların bursunu aldım. Onların yüksek lisansta da bursunu almıştım. Üstün başarı bursunu. O bursuyla geldim. Yetti değil mi her şey için? Yani yetirmeye çalıştım daha doğrusu. Ya ben yetirmeye çalıştım. Bu bursun aslında DAAD kısmı karşılıksızdır ama TEVK kısmı karşılıklıdır. Aslında kredi. Ve ben hani bir borç yükünün altına giriyorum. Ve yani sonrasında ne olacağını da bilmiyorum. Hani bir yüksek lisansa başladık ama insanız, bitecek mi? Sonrasında nasıl bir işim olacak? Nasıl bir param olacak? Hani Almanya'da tutunabilecek miyim bilmediğim için. Ve o elime geçen parayı da yarısını harcamaya çalıştım. Haliyle yarısını biriktirmeye. O da kemer sıkma politikası. Zaten öğrenci isen normalde kemer sıkarsın. Belki sen bir iki delik daha sıktın tabii, falan diye. Tabii yani. İyi bir şey değildi tabii ki benim için ama korona dönemiydi. Kapanmalar vardı. O yüzden tabii bir de gece hayatına dışarıda yeme içmeye çok düşkün bir insan olmamama rağmen zaten istesem de yapamadım. Tabii sonra işte Amerika işleri belli oldu. Param olacağı belli oldu. Finansal durumum biraz daha düzelince de daha büyük bir güvenceyle daha rahat bir şekilde eğitime devam ettim. Zaten biliyorsun Almanya'ya yüksek lisansa gelmek için şöyle bir koşu var. Bloke hesaptan. Evet. Bundan beni muaf tuttu mesela bu burs. Öyle bir avantajı vardı mesela. Ama yani Almanya'da yüksek lisans yapmak bayağı bir evrak işi olan, para isteyen süreç yani şey değil. Elini kolunu sallayarak yapabildiğim bir şey değil maalesef. Avrupa vatandaşı değilseniz yani. Şimdi sen şeyden bahsettin işte sormuştum ya hani neden Amerika Avrupa tercihi işte o zaman Avrupa'ya biraz sempatim vardı, Amerika'ya antipatim vardı. Avrupa'da geçirdiğin sürede Avrupa'ya olan sempatim biraz azaldı mı ya da değişti mi? Ben yüksek lisansımı bitirdiğimde başvuru durumum olarak çok iyi bir durumdaydım. 4 yere başvurdum. 3'ünden de pozitif şeyler aldım ve aslında başvuru de şöyle başvurmuştum. Yani ben iyi bir yer olmasa gitmeyeceğim. Orta karar bir yere gitmeyeceğim. Çünkü Amerika'ya olan antipatim devam ediyordu. Avrupa'da da çok mutlu olamamıştım. İyi olmayacaksa devam etmenin anlamı yok diye düşünmüştüm. Ve Amerika'ya gitmeyi de aslında hiç istemiyorum. Komik tarafı o bence. Amerika'da Cornell'de bir bağlantım vardı ve ben bunun şansı denemezsem pişman olacağım. Bakarsın kullanmam gerekir diye sadece ve sadece Amerika'da oraya başvurdum. Ve sonrasında kabuller geldi. İşte bir yerle mülakat yaptık. Beni çağırdılar. Viyana'yı gezdim. Sonra bir yerden kabul aldım. Kopenhag Üniversitesi'nden. Ona başvurum devam ediyordu. Bir cevap almamıştım. Bir de Cornell'den kabul aldım. Ve şey bir süreç başladı aslında. Cornell'den önce Kopenhag'dan kabul mektubu geldi. Çok mutluyum. Sonra Cornell'den geldi. İçime bir ağırlık çöktü. Böyle hani sanki biri ölmüş de onun haberi nereden geliyor. Çıktı bu şimdi falan. Evet. Uf. Ben ne güzel Kopenhag'a gidecektim, ne mutlu olacaktım. Şimdi çünkü şey gibi bir soru işareti çıktı. Bu yapmam gereken bir feda mı? Gerçekten istemiyordum Amerika'ya gitmeyi çünkü. Kopenhag'da kalmanı ne engelledi? Ben bu süreç içerisinde bir sürü insanla konuştum. Yani zaten karar vermek için çok az bir zamanım vardı. Çünkü size bir teklif yaptıklarında teklife cevap vermek için de bir deadline oluyor. Ve teklifler öyle zamanlarda geldi ki yani. 3 gün, 5 gün gibi bir zaman içerisinde karar vermem gerekti. Ve bu zaman içerisinde eski hocalarımla konuştuğum, arkadaşlarımla konuştuğum, matematikle hiç alakası olmayan insanlarla ama insan olarak fikir alabileceğim insanlarla konuştum. Amerika'da olan başka doktora programlarında olan insanlarla konuştum. Cornell Üniversitesi'nde gideceğim bölümde doktora yapan insanlara mail attım. Onlarla konuştum. Cornell'de gitmeyi düşündüğüm hocayla konuştum. Bayağı bir şeyden geçti. Ve bunun yapmam gereken bir feda olduğunu. Necessary sacrifice yani. Bunu yapacağız. Ki sancı, doğum sancısı gibi. Evet. Yani. Bu sancının altına gireceğiz ve sonucunda daha iyi bir şey çıkacak.
Mesela niye feda gibi bir şey oluyor? Çünkü ben orada mutlu olacağımı, iyi bir ortamda olacağımı düşünmüyorum işte. Bu gittikten sonra ve gitmeye yaklaşan süreçte çok değişti. Ben bu orada daha mutluyum. İyi ki gitmişim diyorum. Buradaki insanlara diyorum, oraya gelin. Bence oradaki şartlar, imkanlar, insanlar daha ilginç. Çok memnun kaldım. Bu kadar memnun kalacağımı beklemiyordum. Ve bütün bunlar gittikten sonra oldu değil mi? Hala gitmeden önce kafanda soru işareti ve o antipati, belki ön yargı diyeyim, antipati değil de vardı. Yani bunlar aslında şöyle yargılar ve aslında gerçekten sokakta insanlar buluyor, Amerika'da buluyor. Ama ben şeyin farkında değildim yani. Benim kendi içime gireceğim ortam böyle şeylerin olduğu ortam değil. Amerika'da gerçekten kötü yaşayan insanlar var. Ama bu ben olmayacağım. Ve aynı zamanda Avrupa'yı da gözümde büyütüyormuşum. Şeyi fark ettim. Konlar'da bir dönem geçirdim. Burada 2,5 sene 5 dönem geçirdim. Ve tanıştığım insanlar, kurduğum bağlantılar o bir dönemde kalan 5 döneme kıyasla çok çok daha iyiydi. Yani bu benim için inanılmaz bir şey. Çok ilginç insanlarla tanıştım. Çok başarılı insanlarla tanıştım. Böyle şeyler olmuyordu burada yani. Peki sence neden burada olmuyor? Buradaki insanlar daha mı kapanık? Ya çünkü burada da sonuçta uluslararası öğrenciler var ya. İyi değiller. Değiller abi yani. Ne yani? Burada matematik bölümü iyi. Çok iyi. Cornell matematik bölümünden iyi olabilir. Ama ve lakin Bonn Üniversitesi günün sonunda çok iyi bir üniversite değil. Cornell Üniversitesi'nin ya da o klasmandaki bir Amerikan Üniversitesi bütün eğitim programlarında aşağı yukarı aynı seviyededir ve o seviye iyidir. Ve o seviyede, ortalaması o seviyede olan bir okul Almanya'da yok. Avrupa'da çok az var. Mesela Bonn matematik kapışır belki ama fizik kapışmaz. Bonn fizik, Cornell fizikle karşılaştırılamaz yani. Cornell fizik dediğin yerde Dyson, Freeman Dyson gibi adamlar vardı. Bir ara Feynman falan vardı. Üniversitenin standardı var orada. Burada da aslında Türkiye'de de öyle yani. Bir bölüm parlıyor üniversite içerisinde ama üniversitenin genelinde evet. O şey yok. İstanbul Hukuk. Mesela. İstanbul Üniversitesi iyi bir üniversite mi? Evet. Değil. Ama İstanbul Hukuk iyi bir bölüm. Ankara Mülkiye mesela. Hı. Orası parlamış ama evet. Geri kalanı. Ama işte ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi gibi yerlere gittiğinizde ve çok el ayağa düşmemiş bölümlere gittiğinizde kalitenin yüksek olduğunu göreceksiniz zaten evet. İster istemez. Böyle bir fenomendi benim için. Ve aynı zamanda şehirde yaşayan insanlarda belki dillerini daha iyi bilmemden, İngilizcem, Almancamdan çok daha iyi. Ve bence Amerikan olmaları da alakalı. Çok daha arkadaş canlısı. Ve sadece o şehirde yaşayan, çok vasıflı, çok ilginç geçmişleri olmuş, çok büyük işler yapmış. İnsanlarla tanıştım. Mesela 10 sene Amerika'da milletvekilliği yapmış biriyle tanıştım. 50 sene Wall Street'te çalışmış birisiyle tanıştım. Böyle ilginç etkileşimlerim de oldu. Yani düşünemiyorum. Almanya'da benzeri bir şey olmadı yani benim başıma gelmedi. Peki Almanya'da neden olmadı? Seninle bilgisi olmadığını aslında görüyoruz anlattığın hikayelerden. Şimdi atıyorum sende bir problem olsa, burada diyelim kuramadın, orada da kuramazdım ama şimdi orada gidip diyorsun yani bir dönemde kurduğum ilişki ağı buradaki 5 döneme bedel. Sence niye olmuyor burada? Şeyi ayıklamak çok zor gerçekten çünkü iki yaşamda bir takım etmenlerin sonucu. Ben sadece tahmin edebilirim. Hı-hı. İşte bir tahminimi söyledim. Burada ortalama bir bölüm o kadar da iyi değil. Yani matematik bölümü her ne kadar olağanüstü olsa da. Onun dışında Avrupa insanı, özellikle Kuzey Avrupa insanı sıcakkanlı değil. Yani gidip konuştuğunda, konuşmaya çalıştığında yüzünden şey ifadesini sezdiriyorsun. Bu insan benimle neden konuşuyor? Ne dersem gider. Bu benimle konuşuyorsa herhalde benden bir şey isteyecek, bir ihtiyacı var falan. Dillerini de bilmiyorum. Öyle de bir sıkıntı var. Yani hani sokaktan geçen yaşlı biriyle karşılaşsam falan. Çünkü Bonn da aslında çok saçma bir yer değil. Kalifiye insan olmaması için. Benim olduğum şehir aslında çok saçma bir yer. Kalifiye insan bulmak için. Ama bence bu insan piyasada değil bir şekilde yani. Ben görmedim. Ve aynı zamanda üniversite içi etkinlikler de bence çok zayıf. İnsanlar katılmıyor. Çok bir şey olmuyor. Ben hani pek bir şey bulamıyordum üniversitede katılmak isteyeceğim. Amerika'da bir sürü şey var. Türkiye'deki gibi aslında. Bir sürü üniversite kulübü var, bir sürü şey yapıyorlar. Finansmanları var. Zaten okula geliyor mesela. Tekvando yapan var, bale yapan var. Bunların hepsine de hoca geliyor okula. Benim olduğum yer 30 bin nüfusu olan bir köy. 30 binde öğrenci var üniversitede, bu kadar insan sayısı. Ama bir şekilde getiriyorlar. Bilmiyorum, bence Amerikan insanının etosuyla alakalı. Oradaki ortam daha bireyselci ve insana daha pozitif bir. Yani sen şunu mu söylüyorsun? Burada üniversite o kadar canlı değil. Bence değil. Ya bir de şöyle bir şey var mesela. Uluslararası Öğrenciler Kulübü var. Yaptıkları etkinlikler leş. Hiç keyifli değil. Çözemedim bir şekilde. En son öğrendim ki şeymiş, bunu organize eden insanların maaşlı işi buymuş yani. Öğrenciler okulda öğrenci işi olarak bunu yapıyorlar. Karşılığında para alıyorlar. Ve bunu yapma sebepleri bu işi yapmak istemeleri değil aslında.
memur kafasıyla saat doldu diyorlar. Haliyle bir etkinlik yapmışsın, ne kadar az duyursan, ne kadar az insan gelse, ne kadar erken biterse o kadar işine geliyor. Haliyle insanları eğlendirip 3 saatlik etkinliğin 5 saate uzaması işine gelmiyor adamın. Ya da herkesin sınavı varken etkinlik yapmak işine geliyor çünkü daha az kişi gelecek. Ya da kendi etkinliğine katılmayan insanlar falan oluyor. O daha az yorulup o saati doldurayım, parama bakayım diye. Tabii yani zaten Almanya'da çok sık yaşanan bir durum yani. Almanya'nın şeyi tamamen böyle geliyor bana, bürokrasi, devlet daireleri. Devlet memurlarına gidiyorsun, günde 3 kişiyle ilgileniyor mesela. Diyor ki üf, çok çalışıyorum, çok ne yapacağız? Sen bilirsin buradaki devlet dairelerinin açılış kapanış saatlerini, işte sabah 8 öğlen 12, sabah 8 öğlen 12, bir gün full çalışırlar. Öyle yani. Öyle. Okulun içerisindeki ofisler de öyle mesela. Aynen. Bir yerden gideceksin, bir şey alacaksın. Ya geçen şeyi gördüm. Kütüphanenin çalışma saatlerini yine azaltmışlar. Zaten iki tane kütüphane var. İkisinin de çalışma saati aynı. Onu da kısıyorsun. Ya sen nasıl okulsun? Senin birinci vazifen bu. Sen çocuklar çalışsın diye buradasın. Çünkü Almanya'daki eğitim sistemi, gittiğim hiçbir yerde böyle değildi. Çok öğrencinin kendini geliştirmesine odaklı. Dersler 200 kişi. Hocayla birebir etkileşim sıfır. Dersindeki öğrencilerin isimlerini bilmez hocalar çoğunlukla. Yüksek lisans seviyesinde bile çoğu ders böyle. Çok kalabalık. Eğitim çünkü ücretsiz. Ve bunu yapmanın yolu da sınıfları doldurmak bir şekilde. Ve ödevleri hocalar okumaz. Bir tane sınav olur. Sınav da 2 saattir yani süreli sınav. Onun notu da son notun olur. Yani bir sınava giriyorsun, 80 aldın. 80 neye tekabül ediyorsa o. Aldığın bütün feedback bu hocadan. Onun dışında işte video dersten çok bir farkı yok yani. Ve böyle bir yerde de kütüphanenin çalışma saatlerini kısmak bana delilik geliyor. Bunun kontrastında Cornell'de bir sürü çalışmaya var. Ben kafayı yiyordum. Hani insanlar bana sürekli ya şurada çok güzel kütüphane var, şurada çok güzel bir yer var. Zaten kütüphane olmasa bile bir takım alanlar, hani kafe gibi alanlar vesaire çalışmaya çok açık. Çok saçma zamanlarda bile böyle internetten bakıp Modern Sanatlar Enstitüsü'nün kütüphanesi açıkmış gidip orada çalışabilirdim. Çünkü sadece kütüphane vasfında belki 10 yer vardı. Peki Amerika'ya gitmeden önceki orayla ilgili ön yargıların ya da sendik antipati oluşturan şeyler neydi? İlki şeydi. İyi geçinemeyeceğim düşünüyordum. Paranın yetmeyeceğini düşünüyordum. Hayatın çok pahalı olduğunu düşünüyordum. Öğrencilerine iyi para vermediklerini düşünüyordum. Bu benim durumumda geçerli değil. Eminim ki böyle okullar vardı. Konular böyle değil. Bana paran fazlasıyla yetiyor yani. Aldığım paranın yarısı falan yetiyor bana neredeyse. O da benim kişisel inisiyatifim. O paranın karşılığını bulmadığımı düşündüğüm için biriktirip tatil yapmayı tercih ediyorum. Yani şunu anlıyorum. Sen kendi alanın, eğitim alanı içerisindeki bir antipatiden ya da şeyden bahsediyorsun. Ülke olarak işte Amerikan karşıtlığı değil. Hayır. Yani birkaç şey var işte. Mesela şehirlerin araba tabanlı olması beni çok rahatsız ediyordu. Arabam olmak zorunda. Mesafeler çok uzak. Şimdi markete gitmek istediğinde insanlar arabasına biniyor. Moya gittiğimde fark ettim ki zaten yavaş yavaş o bende gelişiyor da araba iyi bir şey abi. Yani kişisel özgürlüğün böyle sembolü falan. Yani araba çok güzel. Kullanmaya başlayınca, şey yapmaya başlayınca İstediğin yere park et, şey yap. Burada bisikletle ne sürünüyormuşuz ya. Lastiği patlıyor, zincire atıyor, her tarafın yağlı, yağmur yağıyor, ıslanıyorsun. Çantanı bırakacaksın, bırakamıyorsun. Zaten zırt pırt çalıyorlar falan. Bir, ikincisi işte bu market gibi sorunsallar vardı. Kapına getiriyorlarmış. Onun dışında şey tarzı yargılarım vardı. Yemek kötü, kötü. Kötü ya, burada dişime daha uygun şeyler bulabiliyorum. İnsanların çok, üniversite kampüslerinde özellikle, çok politize, çok radikalize olmuş olmasını bekliyordum. Öyleler ama burada daha kötü bence. İlginç bir şekilde. Yani Almanlar Amerikan davalarını kendilerine daha fazla dava etmiş. Onun dışında öğrencileri çalıştırıyorlar. Bu önemli bir şey. Doktor öğrencileri asistanlık yapıyor Amerika'da. Burada çoğunlukla yapmıyorlar. Mesela Kopenhag için şey demişlerdi. 3 yılda muhtemelen 1 yıl falan asistanlık yaparsın bir derse. Amerika'daysa ilk yıl yapmıyorum. Sonrasında sürekli yapıyordum eğer bir yerden burs falan bulmazsa. Bu yine finansman konusuna da geliyor aslında bir açıdan. Çünkü senin paranın kaynağı asistanlık. Ama okulun sana nasıl davranacağı okuldan okula çok değişiyor ve gittiğin yeri iyi araştırırsan bu sıkıntıları yaşamıyorsun. Benim gidebileceğim, Almanya'ya gelmeden önce Amerika'ya gidebileceğim yerlerden biri böyleydi. Hem iyi para vermiyordu hem de çok çalıştırıyordu. Yani Amerika'yı ile ilgili yargılarından biri de şuydu aslında. Çok kreditori derler. Kötüye kullanmak çok yaygın. Öğrencilerini, çalışanlarını, onları bir şekilde tuzağa düşürüp tabiri caizse onları kötüye kullanmak.
ve böyle kurumlar var. Yapmayanlar da var ve sizin araştırıp sorumluluklarınızı iyi anlayıp neyi kabul ettiğinizi, neyi imzaladığınızı iyi anlayıp iyi bir fırsat bulmanız gerekiyor. Yani ben bunu gittikten sonra anladım. Kötü durumdaki insanlar var. Bir kısmının kötü durumda olması kendi suçu değil. Ama bir kısmı da neyi kabul ettiklerini bilmeden kabul etmelerinin sonucunda kendilerini kötü durumda buluyorlar. Şimdi bunlar açıkça söylenmiyor çünkü bazen. Kontrata 20 saatlik iş yazıyorlar ama sana verdiği işin 20 saatle alakası yok. Senin burada yapman gereken gidip orada okuyan insanlarla konuşmak örneğin. Bir e-mail atacaksın. Çok zor değil. Burada benim başıma gelen de öyleydi. Mesela ben iş sözleşmesiyle geldim. İş sözleşmesinde yazan çalışma saatiyle benim çalışma saatim arasında iki katı fark vardı neredeyse. Evet. Sen peki niye Türkiye'de devam etmeyip Avrupa'da yurt dışına açılma sebebi neydi? Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programları iyi değil matematik için. Bu çok açık ve net bilinen bir şey. Lisans programları fena değil. Özellikle iyi öğrenciler geldiğinde birkaç tane oluyor genelde çünkü hocalar da çok iyi ilgileniyorlar. Dünya standartında bir eğitime dönüyor haliyle. Çünkü bir bölüme giriyorsun, bir yılda 30 öğrenci gelmiş ama 3 tanesi ilgileniyor gerçekten. Bir sürü de hoca var yani. Hoşlarına gidiyor anladığım kadarıyla. İlgileniyorlar. Çok iyi bir eğitim alıyorsunuz. Ama artık yüksek lisans doktora seviyesine geldiğinizde gitmeniz gerekiyor. Zaten hocalar da söylüyorlar. Yani gidin. Burada kalsanız alırız sizi de doktora programına. Ne gerek var? Gidin orada doktora yapın, gelin. Burada çalışırsınız diyorlar. Ben o zamanlar akademik bir kariyer düşündüğüm için zaten gitmek çok mantıklıydı. Yani ben gitmek istediğim oralara aşık olduğum için bu Bonn çok güzel bir şehir olduğu için gelmedim. Kariyer açısından, kendini geliştirmek açısından, şeye bakarsanız İlkent, ODTÜ, Boğaziçi gibi okullarda akademisyen olabilmiş insanlar çoğunlukla Amerika'da doktora yapmış oluyorlar. Şimdi ben biraz rotayı akademik dünyadan kırmak istiyorum. Mesela Amerika ile Almanya'yı o açıdan kıyaslatsak, yaşam giderleri, barınmadır, gıda fiyatlarıdır, ulaşımdır, bütün bu şeylerle nerede ayakta kalmak daha kolay? Şöyle, Amerika çok heterojen bir yer. Ben New York eyaletindeyim ve New York eyaleti pahalı bir eyalet. Yani verdikleri para da ona göre tabii ki. Ama günün sonunda pahalı. Ucuz eyaletler de var. Market fiyatlarında da görüyorsun, ulaşım fiyatlarında da görüyorsun, araba fiyatlarında da görüyorsun. O yüzden hani Amerika geneli için bir şey söylemek çok kolay değil. Ama Amerika gözlemleyebildiğim kadar hani gitmek isteyebileceğiniz yerlerde Almanya'ya kıyasla daha pahalı. Ama geçinebilme olarak en azından benim şahsi gözlemim, yani Almanya'da bir doktora programına kabul alsaydım günün sonunda cebime kalan, yaşamam için gereken harcamaları yaptıktan sonra yemektir, kiradır vesaire cebime kalan para Amerika'da daha fazla. Mesela Almanya'dan ucuz yemek hiçbir yerde görmedim ama hani iyi bir karşılaştırma değil o yüzden. Evet, doğru. Mesela Almanya'da servis sektörü rezil ama nispeten uygun Amerika'ya kıyasla. Amerika'da restoran fiyatları falan yani benim gittiğim, gördüğüm kadarıyla çok gitmek istemiyorum artık yani. Yemeği de beğenmiyorum, fiyatı da beğenmiyorum. Çok nadiren gidiyorum. Hani az önce şey demiştim, bak oradan aklıma şimdi geldi. Arabanın çok önemli olduğunu, burada bisiklette süründüğünü falan söylemiştin ya. Hı. Ama hani şöyle bir algı vardır. Almanya'da da araba almak kolay. Öyle değil miymiş? Almanya'da araba almak kolay değil abi ya. O ehliyet süreçlerini biliyor musun sen? Biliyorum. Almanya'da. Biliyorum. Manyak adamlar ya. Ne demek ya? 100 saat falan derse giriyorsun, bir sürü masraf yapıyorsun. Sadece burada kaybedilen verimlilik, iş gücünü falan hesap etsen ekonomi üzerindeki etkisi yani inanılmaz. Bu kadar kötü olduğu için de insanlar almıyor, edinmiyor. Yani benim tanıdığım insanlar var burada. Yeni araba aldılar, iki çocukları var. İki çocuğu da reşit. İkinci araba aldılar, eskisini çocuklara verelim diyorlar. Çocuklar istemiyor. Ehliyet sürecine girmek istemiyorlar. 25-27 tarzı yaşlara gelmişler, tam bilmiyorum. Ehliyeti yok ve almak istemiyor. Kıyasla Amerika'da New York eyaletinde neredeyse elini kolunu sallayarak alıyorsun. O kadar kolay ki. İnsanlar turist vizesiyle gidip Amerikan ehliyeti falan alıyorlar. Çok kısa sürüyor çünkü. Gerekliliklere baktım. 5 saat mine zorunlu eğitim var. Bazı eyaletlerde o da yok. Direkt hani ben sınava gireceğim şimdi diyorsun, geliyorsun. Sen kaç saatte öğrenmişsin, nasıl öğrenmişsin karışmıyor adam. Ona göre de maliyeti düşüyor. Biraz şey de hissettim. Aslında Amerika'da esneklik payı daha fazla. Çok daha fazla. Burada onu yapamıyorsun. Hele bir göçmensen elin kolun bağlı değil mi? Öyle bir durum var. Ki ben burayı seven birisi olarak bundan çok muzdarip olmaya başladım. Zaten Almanlar bürokrat. Aşırı bürokratlar çok belli. Zaten
şey lafı geçmişti. Buraya geldiğinizde size maksimum 6 ay vize veriyorlar. Bunu oturma iznine çevirmeniz gerekiyor. Oturma iznine çevirme randevuları o kadar dolu ki vizeniz bitmeden yetişmiyor. Sonra size vizem bitti, oturma izni randevum gelmedi. Daha size bir kağıt gönderiyorlar. Kağıtta diyor ki başınız sıkışırsa bu kağıdı polise gösterin ama ülkeden çıkarsanız giremezsiniz. Ne demek ya, ben hapiste miyim şu an? Çıkamıyorsun. Randevun gelecek. Randevuna giriyorsun. Tamam. Oturma iznim nerede? 4 hafta sonra, 6 hafta sonra Berlin'den gelecek. Ona randevu vereceğiz. Onu alacaksın falan. Abi manyak mısınız ya? Daha geçen yaşadığımız şeyi anlatayım sana. Eşime işte bir adli sicil kağıdı lazım oldu iş için. Normalde nedir? Gidersin alırsın. Hani çünkü bilgilerim var şu bu. Biz gittik abi belediyeye. Kaydımızı yaptırdık falan. İşte ücretini aldı belgenin adam. Sonra bir kağıt verdi. Kağıtta şu yazıyor işte. Ben şu işlem için şu parayı aldım. Bir nevi mahpus. Hani dedik belge o 4 ya da 6 hafta sonra gelecek. Bir arkadaşım burada bir bölümde öğrenci, bölüm kendi öğrencisini işe alacak asistan olarak. Tamam, seni işe aldık demesiyle işe başlatabilmeleri, yasal olarak işe başlatabilmeleri 8 hafta sürdü. 8 hafta nedir ya? 2 ay adam çalışabilirdi bu 2 ay içerisinde. Sadece adamın kazanacağı para değil, bu süreçte yapılacak iş. Ya işveren olduğunuzu düşünsenize yani. Yeni bir ihtiyacın var. Yeni bir işe eleman alacaksın. Yeni bir problemin çıktı. Yeni bir ürün üretmek istiyorsun. Yeni bir servis sunmak istiyorsun. Adam alamıyorsun yani. Bürokrasi o kadar katı. Yani ben bir sürü sıkıntımda gördüm bunu. Çok kötüydü. Geldiğinde de bir sürü bürokratik şeyden geliyorsun. Ne bileyim efendim radyo vergisi de yok. Efendim şeyde kayıt olacaksın. Ama şu da yok mu mesela, hani tamam biraz kötü dedik de sosyal devlet, yani mesela şöyle diyeyim, Amerika'da kendini daha açıkta hissetmiyor musun? Biraz Türkiye'de de öyledir falan ya. Yok. Neden? Çünkü daha çok param var. Ama Amerika'da şey vardı mesela, özellikle Covid sürecinde gördük ya, insanlara çok şişik hastane faturaları, Covid olanlara ilk hayatı mahvoldu falan muhabbeti. O muhabbet var ve Amerika'daki en kötü çalışan şey de bu bence, sağlık sistemi. Lakin bu sigortanızla çok alakalı. Ve iyi bir işiniz varsa, iyi bir yerde okuyorsanız sigortanız da iyi oluyor. Ve haliyle cebinize giren fazla para da bu sağlık sisteminin kötülüğünü kompanse edebiliyor. Gittiğiniz yer size iyi bir sağlık sigortası vermiyorsa da iyi bir sağlık sigortası bulup bunu yapmak sizin elinizde. İşte o zaman çok maliyetli oluyor deniliyor. Ben bu detayları araştırmadım. Bunun bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Sadece ben sağlık hizmeti alırken buradakinden daha rahattım. Bir miktar para ödemem gerekti. Çok ufak meblağlardı. Ve kalitesi çok daha. Hem çok daha hızlı çözüldü. Hani hem burada mesela fiziksel terapi aldım. Hem Amerika'da aldım. Yaklaşık 10 kat falan daha az evrak işi oldu. Hatta 10 kat da 100 kat belki daha az evrak işi, telefonla konuşma, bunu öder misiniz, bunu ödemez misiniz, zaten birinin göndermesi gerekiyor falan işte. Hadi onu geçtim. Aldığım da daha kaliteliydi. Yani 10 dolar verdim bir saatlik seans başına. Yani o sigorta 10 dolar fark verecek şimdi. Yani ben bir şikayetim yok açıkçası. Ya bilemiyorum, mesela şimdi burada sokakta yaşayan insan sayısı daha az ya. Orada daha fazla. Daha fazla. Daha zor durumda olan insan sayısı daha fazla yani. Yani o yüzden diyorum. Benim gözlemim şu yönde. Fakirseniz orta sınıfa çıkmak zor Amerika'da. Ve size tuzak kuran, yani predatory diyebileceğimiz bir sürü şey var. Dolandırıcılık var sizi hedefleyen. Ve şey gerçekten iyi çalışmıyor. Social uplift, yani sizi bir sosyal tabakadan alıp alt tabakadan alıp alt ortaya taşımak iyi çalışıyor. Ama orta yukarı ya da orta orta üstü, orta altı orta geçişkenliği bana daha fazlaymış gibi geliyor. Yani benim mesela tesadüfen 2018'de Amerika'ya gittiğimde tanıştığım bir çocuk vardı. Siyahiydi, fakirdi, fakir bir mahallede büyümüştü. Fakir bir mahallede büyüdüğü için mahallelerindeki okul çok kötüydü. O yüzden homeschool, yani evde eğitim almıştı. Herhalde ailesinden birisi öğretti. Ve onunla tanıştığımda 20 yaşındaydı o. Cornell'de lisansını bitirmişti. Harvard'da doktoraya başlayacaktı. Yani bu şey değil de nedir? Yani social uplift değil de nedir? Evet. Ama burada da şey var. Mesela ona çok izin vermiyorlar gibi. Hani bir insan fakirse onu çok süründürmemeye yönelik bir sistem var. Hani sosyal devlet dediğimiz bu ya. Sonuç olarak bakarsan bu biraz daha iyi değil mi? Tamam, tüm dezavantajlarına rağmen. Şu güven de var. Yani ben parasız kaldığımda burada sokakta kalmayacağım abi gibi bir durum da var ya. Bu sanki hala bana daha iyi gibi geliyor ama bilmiyorum. Bana gelmiyor. Çünkü bana parasız kaldığımda güvence olarak devlet bürokrasisine sırtını dayamaktansa banka hesabında kazandığın fark ile biriktirdiğin para çok daha büyük bir güvence geliyor.
Yani sen biliyorsun işsiz maaşının bağlanmasındaki olan gecikmeler. Burada bir sürü bürokratik sıkıntı yaşadın yani. Yarın öbür gün işsiz olsan aynılarını yaşamayacağın ne malum. O dezavantajları katarak söylüyorum ama şunu da biliyorsun yani. O işsizlik maaşı sana bağlanacak. Tamam abi, şöyle düşün. 12 ay çalışmışsın, işte ucu ucuna geçirmişsin. Kenara $300, 300 euro koymuşsun. Sonra işsiz olmuşsun. Sana işsiz maaşı bağlamışlar. Bir de her ay $2000 daha fazla kazanmışsın. Kenara koymuşsun bir yıl boyunca. Zaten $20,000, $25,000 cebinde para var. Sen o işsiz maaşına zaten ihtiyacın yok ki. 2000 euro ya da 2000 dolar atamayacak insanlar için Almanya'daki sistem biraz daha iyi gibi geliyor. Onu bence diyorum. De. Yani ben çok fakir olacak olsam Almanya'da olmak isterdim. Ama eminim ki Türkiye'den yurt dışına gitmek isteyen hiçbir insan ben burada fakir olacağım diye gelmek istemiyorum. Ha! Şeyse de, niyetiniz fiziksel iş yapmak, paket servisi yapmak, temizlikçilik fabrikada yapmak, fabrikada çalışmak, döner kesmek. Bunlar çok kıymetli işler bu arada, küçük bakmıyorum. İyi para kazanırsınız. Özellikle teknisyenlik falan varsa, biraz da çalışıyorsanız, çünkü Almanya'da kimse çalışmıyor. Terzi, tesisatçı, araç tamircisi, ayakkabı tamircisi. Çok iyi kazanırsınız. Evet. Çünkü burada bu işi yapan insan da çalışmıyor ya kazanıyor. Vergi dilimleri o kadar fazla ki sizi zengin edebilecek işler Almanya'da olamıyor. Zengin edebilecekten kastım milyonlarca dolar, bir yılda milyon dolar kazandırmaz. Ama belki iyi işler nedir mesela bir mühendis için? Facebook'ta çalışmak, Google'da çalışmak, Tesla'da çalışmak olabilir. Bunlar da herhalde bir $10,000 gibi bir maaştan konuşuyoruz ayda. Sağdan soldan duyduklarını başlangıç maaşı olarak. Ya bu firmalar hep vergilerin daha düşük olduğu yerlerde. İrlanda'da, Amerika'da. Ya da mesela bir arkadaşım çalışıyor. Amerikan tabanlı bir firma. Başka yerlerde ofisleri var. Estonya'da da var mesela. Almanya'da da var ofisleri. Aynı brüt maaşla Almanya'ya geçse bile Estonya'da net maaşı bayağı bir düşüyor. Bir de üstüne daha pahalı bir ülkeye geliyorsun. Mesela siz vergileri arttırdığınızda şöyle bir şey oluyor. Bir insanın bir işe girebilmesi için eşik artıyor. Atıyorum siz asgari maaşı saati 10 dolardan 15 dolara çıkarttığınızda işe alacağınız bir elemanın bir saatte 15 dolardan daha fazla katma değer üretmesi lazım ki. Bunun vergisi, sigortası falan da muhtemelen 25 dolara falan çıkacak. Saatte $25'lık katma değer üretmesi lazım ki siz bu insanı işe alabilirsiniz. Siz bu çıtayı ne kadar arttırırsanız ve işsizlik artacak haliyle bu insanlara para verilmesi gerekecek. Ya benim aklımdaki zaten ben vicdansız bir insan değilim. İnsanlar sokakta sürünsün demiyorum. Tabii. Ama bence zaten sosyal yardım yapmanın mantıklı yolu. İşe girme bariyerini düşürüp mesela Almanya gibi ülkelerde Türkiye için bunu konuşmak çok zor. Çünkü bayağı bir insan asgari maaşla çalışıyor. Yani Türkiye bahsettiğim bir şeyin yapılabileceği bir yer değil. Asgari maaşı düşük tutup mesela bir insan engelli olabilir ve engelli sonucu daha az verimle çalışabilir. Ama çalışabilir. Çalışsın, farkını da sen kapat. Bir millete hani böyle işsizlik maaşı vereceğini, sosyal yardımını o şekilde yap. Sen asgari maaşı ne kadar artırsan işsizliğin de o kadar artacak. Her insan çok basit bir şekilde bunu düşünebilir. Yani altında bir insan, çalıştırmış bir insan olmana gerek yok bu çıkarımı yapabilmen için. Ama senin bu şeyinde de şöyle bir şey var. Hani her insan çalışsın. Tabii her insan çalışsın. Çalışabiliyorsa niye çalışmasın? Çalışamayacak. Abi kim istedi sevmiyor çalışmayı. Ben sevmiyorum yani. İşte o zaman bir Alman vatandaşıyla evlenip işsizlik maaşını alıp onun için çok güzel ülke. Zaten geçen bir Alman vatandaş arkadaşım var işte. İşinden de çok memnun. Ne yapacaksın? Ya en fazla sıkılsam işten çıkarım diyor. Ne olacak diyor. Ne olacak diyor. Devlet bana bakar diyor. Kiramı öder, açlığımı verir cebime. Mesela bak adamların şey kaygısı yok. O yüzden de çalışmıyorlar abi. Niye performans sergilesin ki? Diyor ki kovulursam en kötü ne olur diyor. Kiram ödenir, faturalarım ödenir. Cebime bir de harçlık konulur. Ah diyor. Kovamazsın ki. Kovmak da kolay değil ki bir insanı. Evet, yani şey de çok bilinmiyor sanırım da İskandinav ülkeleri çok zengin ülkeler. Evet. Bunlar aslında bayağı liberal ülkeler. Birisini kovmak falan çok kolay. Danimarka'da asgari maaş ne biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Asgari maaş yok. Yok yani. Evet. Bunlar çok liberal fikirler. Ve bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Bir insanı kovamamak adam için de kötü, senin için de kötü. Hem sana yük, sana yükü batırırsa mesela 3 kişi çalıştırıyor. 3 kişilik bir işletmesiniz. Tamam. Bir kişini kovamamak demek, senin maaş verdiğin insanların 1/3 biri sana yük demek. İşi batırsa batabilirsin çünkü. Yani küçük bir işletme gerçekten batabilirsin. 3 kişi işsiz kalacak. Sen o adamı işten atabildiğinde bir kişi işsiz kalıyor. Ve bence o adam için de iyi bir şey bu. Çünkü
Çünkü ne kadar fazla iş değiştirse bir insan şeyi bulabilir. Şu fikre ne dersin? Devletlerin paraları var. Çok zengin devletlerden bahsediyoruz. Gelişmiş, batılı devletler. Ben çalışmayı sevmiyorum, tamam. Bana desin ki kardeş sana ömür boyu ben 1200 euro vereceğim. Hani enflasyona göre düşün. Bugünün 1200 eurosunu ben sana ömür boyu garanti ediyorum. Ama fazlası yok. Mesela sen bundan fazlasına sahip olamayacaksın. İşte evin olmayacak, işte atıyorum araban olmayacak, belli bir konforda olmayacak. Evet ben sana bakarım desin. Ama mesela şeyin de önünü açsın atıyorum. Çalışacak girişimci adamın da önünü açsın. Onun üzerindeki baskıları alsın. Çalışmak istemeyen çalışmasın ama sürünmesin. Mesela sokakta kalmasın, açlıkta yaşamasın. Çalışmak isteyen zengin olmak da alabildiğine olsun yani. Bu yaygın bir fikir sanırım yani. Bu aralar çok duyduğum bir fikir. Buna evrensel basit gelir diyorlar. Evet. Temel gelir. Evet onu diyorlar ama benim dediğim şöyle de bir garantisi olsun. Yani ben sana 1000 euro verdim ne yaparsan yap değil de çok da ortada bırakmadan. Ya benimki yaşam tarzı gibi, yaşam seçimi gibi. Yani şey kötülenir ya, zenginlik ya da zengin olmak kötülenir ya. Ben onu demiyorum abi, isteyen olsun. O çok, çok saçma bir şey zaten, ben anlamıyorum. İnsanlar hani... Bir zenginlerden nefret etmek gibi bir şey var. Ama dünyada fakirlik çok fazla ya abi ondan. Ama bu insanların zengin olmasının bir sebebi var. Bir insan neden para kazanır? Adamın elinde bir ürün ya da servis vardır. Buna bir fiyat biçmiştir. Başka bir insan da bu fiyatı makul gördüğü için onu almıştır. Bu ürünü alan insan kazık yemedi. Çünkü adam dedi ki benim elimde 10 bin lira para var ve ben bu arabayı bu 10 bin liradan daha fazla istiyorum ve gidiyor o arabayı alıyor. Hı hı. O arabayı yapan, o kalitede yapabilen adam da müşterisine istediği hizmeti sunduğu için yeterince iyi yaparsa bu parayı kazanıyor. Çok basit bir dinamik. Yani bir insan zenginse aslında büyük ihtimalle bir sürü insana bir hizmet sağladığı için ve bu insanlar bu hizmeti almak zorunda değil, almak istedikleri için bu parayı vermiş oluyorlar. Peki sonra. Ama niye o insana o hizmeti sağlaması imkanları sunmuyor da atıyorum bana sunulmuyor? Onun özelliğini. Bu ayrıcalıklı ama öyle bir durumda onu göz ardı edemezsin. Abi yap sen de araba yap. Ya mesela şey olur gibi. Olur mu abi şimdi koç ailesinden olmak var bir de benim gibi sıradan bir insan olmak var yani. Tabii koç ailesi, Sabancı ailesi de çok küçük ailelerdi ki. Yani insanların yaşam hikayelerini dinle nerelerden çıkıyorlar. Yani Türkiye'deki... Dinledik abi. Başkalarının şeyine konarak. Zenginlerde abi şöyle bir şey var yani. Kendi ömürlerinden 100 tane yaşasalar yetecek kadar paraları var. Bir yerde dur be artık be adam diyorsun. Hani bu kadar da çok fazla değil mi sence? Mesela Bill Gates dünyanın en zengin insanıyken parasını dağıtmaya başlamıştı. Hala da dağıtmaya çalışıyorlar. İnsanların parasıyla ne yapacağını söylemek bana düşmez. Kendi inisiyatifleridir. O parayı hakkıyla kazandılar mı? Microsoft milyonlarca Windows lisansı satmadı mı? Bir sürü insan Windows kullanmadı mı? Bir sürü insan Office kullanmadı mı? Yani Windows bir şekilde onu bir başarmış yani. İnsanlara hitap eden, insanların kullanabildiği işi yapmayı. Zenginlere de çok masum görmüyorum senin kadar. Öyle söyleyeyim. Ya masum olmayan zengin tabii var. Çok var. Bir sürü hile, hurda, yolsuzluk, ne bileyim Afrika'da mesela doğal kaynak diktatörlükleri üzerinden çok büyük paralar kazanma vesaire. Öyle bir sürü insan var. Ama bir sürü de onuruyla, namusuyla, gururuyla iş yapmış. Tabii. Bu işin karşılığında bir sürü insanı istihdam ettirmiş. Ya Sabancı Holding'e bak yani. Adamlar yün de yapıyor. Bir ara otomotiv de yapıyordu. Su da yapıyor. Saka Su. Üniversite de açmışlar Türkiye'nin en prestijli işlerinden. Ve Sakıp Sabancı yanlış bilmiyorsam bayağı fakir bir aileden yetişiyor Adanalı. Ama işte insanlar da diyor ki Saka Su dediğin Sakarya'da çıkan doğal bir su ya. Niye bu Allah'ın suyunu alıp da satma etkisini niye ona veriyorsunuz? Abi Allah'ın suyu git sen oradan iç o zaman yani. Git her sabah Sakarya nehrine al suyunu gel yani. Bak, Allah'ın suyu. Bence şöyle olmalı abi. Suyu, elektrik, ya temel hizmet şeyler vardı ya, temel gereksinimler. İşte internet bence bugün bunlardan biri. Su, ev. Bunları devlet sağlasın. Benim cebime de 1000 euro koysun. Artık bu çağda, bu zenginlik çağında kimse açlık çekmesin. Ben bunun derdindeyim. Bence de çekmesin. Bu çözmesi kolay bir problem değil ama. Açlığı çözmek. Ya zenginlerden nefret ederek çözemez miyiz bunu? Diye. Hayır yani... Almanya'da da aç insanlar var. Sokakta çorba dağıtmaya falan başlasan da yine aç insanlar olacak. Bana çok acayip geliyor ya böyle bir sistem içerisinde olmamız da neyse. Ya şu anki şey sistem mi? Kapitalist sistem mi? Evet. Sence? Bence çok paranın icadından itibaren her yerde kendi doğasıyla oluşan sistem yani. Bu akıntıya zıt yüzmeye çalıştığında işte...
biliyoruz neler oluyor. Sen şimdi hani, kapitalizmansa doğal bir süreçtir mi demek istiyorsun? Hep olan bir şeydi yani. Çok ticaret yapabilen şehir devleti, az ticaret yapabilen şehir devletinden daha güçlü oluyordu. İşte hep olan mesela bir şeydi ama niye insanlık bunu düşündü? Ben onu diyorum. Yani niye hep ben güçlü olayım, ezeyim, ben işte mal satayım, onun parasını alayım. Yani niye bir arada yaşamayı düşünmedik de bunu düşündük? Bence bana da doğal gelmiyor yani. Şey, sen neden şey düşünüyorsun ki güçlünün güçsüzü ezdiğini? Eziyor mu yani? Gücün yoksa nasıl bir şey satacaksın ki öbür tarafa? Şey düşün, ilk çağları düşün mesela. Ağaçta elma var. O elmayı herkes topluyor. Adamın biri geliyor. Bundan sonra bu elmaları benden izinsiz toplayamayacaksınız. Şu kadar para verirseniz ben size şu kadar elma veririm diyor. Güçlü olduğu için mesela o ağacı zapt ediyor. Öbür de ne yapıyor? Güçsüz olduğu için eyvallah diyor yani. Onun o anlamda diyorum yani. Şöyle bir şey düşünelim. Belki tarım örneğinde o daha iyi olabilir. Yerleşik hayata geçmiş bir kabilesiniz. Her taraf tarla abi. Her taraf toprak. İşleyebildiğin kadar işle. Birisi 10 saat çalışıyor, daha fazla işliyor. Birisi bunu yapmanın daha iyi yolunu bulmuş. Ne zaman sulayacağını biliyor. Bir şekilde daha iyisini üretmeyi başarmış. Adam 2 kat daha fazla tarla üretiyor. Haliyle 2 kat daha fazla varlığı var. Ama topraklar eşit dağıtılmıyor ki. Mesela birisi toprağın hepsini alıyor. Kiminin toprağı olmuyor falan filan. Bu yani senin önerin ne? Yani her sene bütün malları toplayıp herkese eşit dağıtıp. Benim önerim herkes eşit de dağılmasın abi. Benim düşünceme katılmayan insanlar da var, katılan da. Ben diyorum ki çalışma isteme ya. Bu hayatta kalmayı sen. Hayat amacı işte şey böyle gökyüzüne bakayım, şiir okuyayım, kitap okuyayım, film izleyeyim, gitar tıngırdatayım diyen insanlar yok mu? Var. Bu insanlara bir başını sokacak ev verin. İşte elektrik, su, şu bir internet olsun evde. Biraz da cebine harçlık koyun. Geri kalan da kim birbirini yiyorsa yesin. Bu kadar basit abi benim dediğim. Ben böyle bir fikirle parti kursan oy vermem. Ama böyle fikirler var. Yani olabilir. Neyse yani burada nereye gitmeye çalışıyoruz ya? Siyaset konuşmaya başladık ya Amerika'dan şeyden. Ben şeyi değerini çok sonradan fark ettim. Gerçekten bir yerde bir rekabet olunca, bayağı serbest piyasa rekabeti, kalite artıyor, fiyatlar düşüyor. Mesela Almanya'nın en iyi yaptığı şey gıda sektörü, market sektörü. Yani Estonya asgari maaş 400-500 euro falan olan bir ülke. Market daha pahalı. Almanya'daki marketler çok iyi çalışıyorlar. Çok verimli, çok ucuzlar. Benzer fiyatta gıda hiçbir yerde yok. Türkiye'de de yok. Ve Almanya yani o kadar fazla gıda üreten bir yer değil. Herkese 1500 dolar falan asgari maaş vermek zorundalar çalışanlara. Ama çok iyi çalışıyorlar. Ve bunun sebebi rekabet. Rekabet serbestliği tamamen. Ama mesela Amerika serbestlik ülkesi ya, liberal. Orada isteyen market açıp da bu rekabeti orada sağlayamıyor mu? Bilmiyorum ya. Rekabet konusu bana hep şey geliyor. Mesela bir iş yeri düşün. Ben kendi alanlara örnek vereyim. Haber sitesini yönetiyorsun. 5 tane editör var. Bu editörler birbiri arasında rekabete giriyor işte. Ben daha çok haber gireceğim, ben daha iyi haber gireceğim, ben şöyle böyle. İlk başta bu ne olur? Yeni bir siteysen çok işine yarar değil mi? İşte bütün editörler bütün varlığıyla yoğuyla çalışıyor. Çok iyi haberler sunuyor. Okuyucuya da yarıyor bu falan. Ama sonra ne oluyor? Yıpratmaya başlıyor seni. Atıyorum 3 ay sonra bitik halde oluyorsun. Rekabet bilmiyorum yani her alanda her şeyi düzeltecek bir sistem gibi gelmiyor bana yani. Bu senin bahsettiğin rekabet bana şeyi andırıyor yani bir... Galiba mesela, senin bahsettiğin benimki aynı değil. Ya aslında benzer prensipler. Şeyi düşün yani bir okuldasın, bir sürü öğrenci var. Herkes iyi notları almaya çalışıyor. Halil herkes daha çok çalışıyor. Ve amaç daha fazla iş yapmak. Daha fazla iş yaptığın için de yıpranıyorsun. Yani şu an şeyi düşün, Doğu Çeban neredeyse teker. Alman tren sistemi. Abi çok kötü çalışıyor. Tren gelmiyor. Katılıyorum. Yok yani oluyor. Ya nasıl? Yani tren böyle 15 dakikaya bu gelecek. Anlaşıyor gibi değil evet, mi? 15 dakikaya gelecek dediysen bir anda artık gelmiyor falan evet, oluyor. Evet. Nasıl olabilir anlamıyorum. 3 dakika kalmış trene. 5 dakika gecikecek diyor. 5 dakika sonra 5 dakika daha gecikecek. 5 dakika daha sonra o 5 dakika bitmiyor. Abi bilmiyor. Bunu yani. Evet. Ve yani o kadar yatırım yapıyorlar trenlere. O kadar yapıyorlar. Pahalı. Çok pahalı. Çok kötü çalışıyor ve bunu kimse düzeltemiyor yani. Mesela şey de hoşuma gitmiyor benim. Burada biliyorsun öğrenci biletlerinin içerisinde toplu taşıma şeyi de vardı. Ve bunun için sen bir fark ödersin. Ama ödemek zorundasın. Sen üniversitede öğrenciysen kardeşim bu farkı ödeyip bu hizmeti satın alacaksın diyor. Kardeşim ben binmek istemiyorum senin otobüsüne diyemiyorsun. Sen eğitim almak istiyorsan diyor o otobüse illa bineceksin. Binmiyorsan da parasını vereceksin. Bu ne ya?
Ama orada işte şey var. Sen binmek istemeyebilirsin ama binmek isteyen için o otobüsü işletmeliyiz ve senden de o payı alıyoruz diyor. Niye? Niye? Bir de Sosyal devlet niye sadece öğrenciden mesela? Neden bu öğrencilik vasfına şey edilmiş bir şey, Ama yüklenmiş bir sorumluluk? hani okul ücretsiz ya oradan ayda 15 euro mu dert ettin abi boş Ayda 15 euro bilmiyorum ya. 300 euro mu ne dönemlik bir para ödüyorduk. Onun 100 küsürü Evet. toplu taşıma biletiydi. Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Beni zaten rahatsız eden bunu almış olmam değil. Ayrıca sunsalar imkanı alırdım. Ama bir prensip olarak bunu almak zorunda olmak. Mesela benim okulumda şehir ufak, dönemlik 100 dolara şey satıyorlar, otobüs bileti, istediğin kadar bil. Almayacağım. Almıyorum. Baran epey konuştuk. Belki ilk baştaki niyetimiz bu dedi. Başka konulara da girdik. İyi oldu, kötü oldu artık. Belki bir daha çekeriz, bilmiyorum, seni bulursak falan. Belki ben Amerika'ya seni ziyarete İnşallah. gelirim. Bana çok teşekkür ederim. Seni Ben de. biraz yordum. Biraz terledim, evet, hissediyorum. Ya umarım hani izleyenler için işine yarayacak bilgiler ya da illa bilgi de demin en azından kafasında biraz böyle soru işaretlerini giderecek ya da belki yeni soru işareti açacak bir program yapmışızdır. İnşallah. Tekrar teşekkür ederim ve yolun açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Umarım istediğin şeyleri elde edersin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.